Elazığ'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül temaslarına mağdur odaklı adalet buluşmaları toplantısı ile başladı. Bakan Gül Elazığ'da çocuk teslimiyet merkezi kuracaklarını söyledi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül havalimanında il protokolü tarafından karşılandı. Elazığ'daki programlarına mağdur odaklı adalet buluşmaları toplantısına katılarak başlayan Bakan Abdülhamit Gül, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemine ulaşmak için çıktıkları yolda bu toplantıların ve buluşmaların önemli katkılar sağladığını söyledi. Daha önce yaşanan mağduriyet vakaları, daha önce yaşanan vesayet girişimleri, aktivizmler, güç temerküzleri, mağrurluk, bizim için hiçbir zaman ölçü olamaz, kriter olamaz. Onlar da yaptı. Daha önce böyle olmuştu diyemeyiz. Onların yaptığı şeye bizler de benzersek o zaman oradan hiçbir farkımız olmaz. Düşmana benzediğimiz zaman yenilmiş oluruz. O yüzden düşmana ne zaman benzersek kaybedeceğimizi unutmadan, daha önce bu topraklarda hangi yanlışlıklar varsa o yanlışlıkları bir daha tekrarlamamak ve bir daha meydana gelmemesi için her türlü tedbirleri almak hepimizin ortak görevidir. Vatandaşın hakkını, beklentisini, hak talebini adaletin odağına yerleştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Gül, bir suçun mağduru olan vatandaşı adliyede derdiyle baş başa bırakmayan bir adli sistem inşa ettiklerini kaydetti. Vatandaşımızı derdiyle baş başa bırakmayan, adliyede baş başa kendisiyle bırakmayan bir sistemi inşa etmek için çalışıyoruz. Bize göre devletin esası da, temeli de insanın her alanda eşit ve adil bir muamele görmesi ve mağduriyetinin giderilmesidir. Bir devleti ayakta tutacak olan yegane şey mağdurun elinden tutma, mağdurun gözyaşını silme ve adaleti tesis etmedir, insanı yaşatmaktır. Bu konuda da adliyenin kapısı vatandaş için daima huzur ve güven vermelidir. Başıma ne gelirse gelsin, burada bir devlet var, adalet var ve ben adalete kavuşacağım inancını verebiliyorsak o zaman hukuk devletini inşa etmişiz demektir. Bakan Gül, Elazığ'da yapılan adli çalışmalarla ilgili bilgi vererek personel sayılarının artırıldığını söyledi. Elazığ adli görüşme odamızda da 141 görüşme yapılmış durumda. Bu rakamların her biri bir klasik sayı değildir, bir insan hikayesidir. Yani Elazığ'da 141 insanın hayatına dokunulmuş, o mağdurun elinde tutulmuş ve uzmanlar marifetiyle yargısal süreçte destek verilmiş. Keza yine hukuki bilgilendirme anlamında da adliyelerde, Elazığ adliyemizde 372 vatandaşımıza rehberlik yapılmış. Adliyede gel kardeşim, ne sorunun var, nasıl yardımcı olabilirim diye bu çalışmalar Türkiye'de kurmaya başladığımız Haziran 2020'den itibaren ve personelimizi artırdıkça da bu sayılar artmaya devam edecek. Elazığ'da da değerli arkadaşlar, tüm Türkiye'de de personel sayımızı artırıyoruz. Adli destek hizmetlerimizin artması yönünde, daha verimli olması yönünde. Ve 2021 Ekim ayı başında 400 yeni uzmanımız yine göreve başladı. Ve 200 kişilik yeni uzman alım ilanımıza da çıkmış olduk. Elazığ'da da yine sayılarımızı ayrıca artırmış olacağız. Çocuk teslimiyle ilgili de çok önemli bir düzenleme yapıldığını anımsatan Abdülhamit Gül, pilot olarak uygulanacak ve insanı elinden tutan anlayışla kurulacak merkezlerden birinin Elazığ olacağını ifade etti. Ben belediye başkanımıza, valimize de ayrıca teşekkür ediyorum bu hassasiyetleri için. Elazığ'da da biz hiç vaka olmasın isteriz. Ama bir vaka bile olsa gelin burada insana yakışır, çocuğun üstün yararına yakışır, İnsanı elinden tutan anlayışla şöyle bir merkez kurduk diyelim. Bu konuda da Elazığ'ımız da inşallah hemen pilot uygulamada hızlıca başlayacağımız illerden birisi olacaktır. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Elazığ'da kısa sürede aktif hale getirilen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne gereken desteğin verileceğini ve koordineli çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. Sayın Bakanımızın riyasetinde
oluşturulan bu yeni yapılanmanın ilimizde de kısa sürede aktif hale getirilmesi, ihtiyaç sahiplerine, muhataplarına en iyi şekilde hizmet vermesi için gayret göstereceğimizi, gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlayacağımızı ifade ettik. Nitekim Elazığ'da buna ilişkin altyapının da oldukça yeterli ve kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Hem teşkilatlanma açısından hem personel, uzman personel açısından bir sıkıntı yaşamayacağımızı değerlendiriyorum. Kıymetli başsavcımızla, adliyemizle, ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde inşallah talimatlarınız doğrultusunda Sayın Bakanım Elazığ'da da gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkansa, müdürlüklerin amaçlarını anlatarak paydaş kuruluşlarla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Müdürlüklerimizin sunduğu hedef kitle dezavantajlı gruplar ve bu alan çok disiplinli bir alan. Burada başarılı uygulamalara imza atmak istiyorsak, burada aramızda bulunan kıymetli katılımcılarla birlikte beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bu koordinasyonu üst seviyeye çıkardığımız noktada başarılı uygulamalar kendiliğinden geliyor. Toplantıda konuşan Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, Elazığ Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün hizmete Nisan ayında başladığını söyledi. Suç mağdurlarının desteklenmesine dair 63 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Elazığ Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz 2020 yılı Nisan ayında kurulup adliye içerisinde hizmet vermeye başlamıştır.